Kanuni. Nasıl söyleyeyim şimdi kızacaklar. Olduğu gibi sorayım. Kaç oğlunu kaç torununu idam ettirdi? Şu sayıyı bir açık verelim ondan sonra. Ya o kızılacak bir şey değil. Kanuni'nin Şehzade Mustafa ve Şehzade Beyazıt'ı idam ettiriyor. İsyan ettikleri i̇ki oğlu gerekçesiyle yani. İki oğlunu. Tabii şöyle bir gelenek var Osmanlı'da. Hayır sayıyı verelim. Hayır onu da söylüyoruz. Öldürülen sayı, Şehzade'nin sayı oğlu da öldürülüyor. Ha. Şehzade Beyazıt'ın 5 oğlu. Şehzade Mustafa'nın da 1 oğlu öldürülüyor. 6 torunu öldürülüyor. Yani 2 oğluyla 6 torununu öldürtülmüştür. 2 oğul 6 torun öldürmüştür. Kuzen, yeğen daha doğrusu yeğenlerinden. Yeğeni yok. Rodos. Ha, Cem Sultan'ın. Onları da öldürülüyor. Cem Sultan, büyük amcasının yeğeni tabii. Cem Sultan'ın şeyi aldığı zaman... Rodos aldığı zaman da Cem Sultan'ın oğluyla torununu orada öldürtüyor. Fakat bunlar onun gerçek oğlu, torunu mu yoksa Rodos şövalyeleri kaçırıp gizlediler onu bilemiyoruz. Fakat resmen bilinen iki oğul, 6 torun. Evet, bunlar kendi çocukları. Tabii bu Osmanlı'da kardeş katli gibi aslında bugünkü insanın mantığıyla kavranamayacak bir hadise var. Yorumla girmeyelim. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Şimdi bu reel politik açısından doğru olan insan açıdan kabul görmeyecek bir hadise. Yani reel politika olarak sonuç doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü devlet başkanlığı seçme sistemimizin olmadığı için kardeş katli bir zorunluluk oluyor. Ama insani ve İslami açıdan bakıldığı zaman da bu tasvip edilmeyecek bir durumdur. Ne edilmeyecek? Tasvip edilmeyecek bir durumdur. Çünkü yani İslami hukuk açısından da mesela Mehmet Akman kardeş katli kitabında bunu inceledi. İslami hukuk açısından da yorumladı. Yani bu hukuki bir şeyi olmayan bir mesele. Özellikle kundaktaki şehzadelerin öldürülmesi kabul edilecek bir durum değil. Ama real politik açısından da devletin devamını sağlayan unsurdur. Çünkü daha önce başımıza Fetret devrinde ve birçok Selçuklu hane döneminde başımıza şehzade kavgalarından dolayı gelen hadiseler bellidir. Ama o çözememişlerdir. Sonunda nasıl bir çözüm bulundu? 17. yüzyılda şimşirlikle hapse atılarak şehzadelerin öldürülmesi ortadan kaldırıldı. O daha kötü bir sonuç verdi. Psikolojisi bozulmuş. Dünyayı tanımayan, ondan sonra iyi yetişemeyen. Çünkü ondan önceki şehzadeler çok iyi yetişiyor. Mesela Kanuni, babasının işte dedesi zamanında Kefe'ye sancak bey olarak gönderiliyor 1509 yılında. Kırım'daki Kefe sancağına. Bak ilginç bir şey. İkinci Beyazıt'ın birçok oğlu ve torunu var. Anadolu'nun her yerinde. Yani o dönemde seyyah olsan her yerde bir şehzadeye çarparsın. Her yerde var. Ne demek bu? O kadar çok oğlu ve çocuk torunu var ki 2. Beyazıt'ın. Vali olarak, 20'den fazla olarak. Vilayette vali bunlar. Yani o oğlu Şehzade Ahmet var, Şehinşah var, Mahmut var, Yavuz var, Ahmet var, Korkut var. Birkaç tane daha var aklıma gelmedi. Bir de bunların her birinin 2'şer 3'er tane oğlu olduğunu düşün. Her birini bir yere vali olarak gönderiyorlar bir ile. Mesela Bolu'ya. Şebin Karahisar'a, Trabzon'a. Bir kere imparatorluğu tanıyorlar. Tabii. Mesela Kanuni ilk Şebin Karahisar'a bağlı yapmak istemişler. Bugünkü Şarki Karahisar'a, o dönem bugünkü Şebin Karahisar'a Sivas'taki yavaş vali tayin etmek istiyorlar. Nereye? Yavaş. Şehzade Ahmet diyor ki bu oğlanı diyor. Kimi nereye ayran o? Ben burada Kanuni'yi diyorum. Kanuni'yi 2. Beyazıt zamanında, dedesi zamanında bir yere vali yapacaklar. Önce Şebin Karahisar. Düşünülüyor. Şehzade Ahmet diyor ki o zaman en kuvvetli şehzade Amasya'da Sancak Bey'i bu oğlanı benim ayağımın dibinde dolaştırmayın diyor. Bunun üzerine Bolu'ya vali yapmaya karar veriyorlar. Tabii İstanbul'a yarın öbür gün babasına emri hak vaki olduğunda yolunun üstünde olacağı için Bolu'yu da kabul etmiyor Şehzade Ahmet. Bunun üzerine Kanuni Kefe valisi yapmışlardır. Kefe'ye gitmiştir. Daha uzak. Uzak. Ve Anadolu'nun dışında da valilik yapan başka da herhalde yok. Bir o Kanuni'nin var. Yani genelde hep Anadolu'dadır. Şehzade Selim de gitmiyor mu oraya? Hangi? O babasına Kefe'ye karşı mücadele ederken gidiyor. Evet, oğlunun doğru, yanına destek doğru, almak için doğru, gidiyor. Doğru. Kanuni daha sonra babası tahta çıktığı zaman da Manisa Sancak Bey oluyor. Manisa'ya gidiyor. 1520'ye kadar da orada. Yani bir 11 yıllık taşrada valilik hayatı var. Tabii bunun elimizde çok nadir maalesef, çoğu kalmamış, şehzadelerin bir ilde valilik yaparken tuttukları defterlerin çok az intikal etti. Bir kısmını Feridun Emecen yayınladı. Ahkam defterleri var, mutfak defterleri var. Çoğu yok olmuş. Yani maalesef günümüzde intikal etmemiş. Masraf defterleri.
O vilayeti nasıl yönettiğini orada görüyorsunuz. İstanbul'daki sistemin küçük bir prototipi. Padişahın defterdarı var. Orada da var. Şehzadenin defterdarı var. Padişahın nişancısı var. Şehzadenin nişancısı var. Bütün teşkilatın mini örneği orada evet, var. Evet, çok pratik bir sistem. Ve ilginç bir şey şu. Tahta çıkan şehzade kendi kapı halkının yanındakileri getiriyor ve kendi ekibi var. Yetişmiş yani, ekip. Yetişmiş ekip. İstanbul'a geldiği zaman dışarıdan adam aramıyor fazla. Bir kısım babasının vezirlerini alıyor. Ve sancaktaki yanındaki arkadaşlarını, adamlarını, devlet adamlarını da devletin üst makamlarına taşıyarak bir kendi sistemini oturtuyor. Şimdi Murat'ın sorduğu soru işte kaç çocuğunu öldürdü, kaç torununu öldürttü şeyine de bir aynı devirde Avrupa'da ki saraylarda nasıl bir manzara var onu da lütfen söylesen iyi olur. Ya şimdi tabii bu devlet başkanlığı seçim sistemi her yerde büyük problem olan bir mesele. Yani bu bazı devletler mesela Roma'da, Bizans'ta ortak imparator diye bir şey var. Hükümdar hayattayken bir oğlunu ortak imparator yapıyor ve kendi ölümünden sonra tahta o çıkıyor. Ama bu mesela her zaman kabul görmüyor. Mesela Bizans tarihinde de birçok defa taht kavgası var. Orada mesela Bizanslar daha ilginç bir yöntem izliyorlar. Tahttan indirdikleri imparatorun veya veliahtların ya gözlerini kör ediyorlar veya burunlarını kesiyorlar. Ve şeye, Büyük adaya sürüyorlar. O şekilde gönderiyorlar. İngiliz sarayında da bu şeyler, bu taht şeyinden dolayı çok ölümleri... Ruslarda? Bütün saraylarda bunları görüyoruz. Yani hakikaten biz bu tarihi okurken içimiz sızlıyor. Ama bu sadece Türkiye'deki saraylarda, Osmanlı sarayında evet. Olmuyor. Bunu da gözlerinde tutmak lazım. Seyircimiz soruyorlar Erhan sana. Fatih de kardeşini öldürdü. Bu durum için İslam'a aykırı dedi. Fatih günahkar mı? Onun Allah bilir. Onu yargılamasını ben yapmayacağım. O ya onun hesabı kitabı öbür dünyada görülecek. O fakat şey şudur. Kundak'taki bak isyan etmemiş. Mesela Şehzade Mustafa veya Beyazıt isyan etmiştir. Onun hükmü ayrıdır. Onu ayrı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama Kundak'taki bir şey... Hükmü şeriata göre mi? Şeriata göre o dönemde şeriat hükmü var. Yani şeriat hukuku uygulanıyor, İslam hukuku uygulanıyor. Ama Kundak'taki bir şehzadenin öldürülmesi reel politika olarak siyaseten doğru olabilir. Ama bunu İslami hukuk açısından izah edemezsiniz. Yani bunu nasıl izah ediyorlar Osmanlı döneminde? Fitne katilden beterdir diyorlar. Bu şehzade yaşarsa bunun sonucunda fitne çıkacaktır. Ama oradaki bir masum insanın öldürülmesini hiç günah işlememiş, hiçbir şeye karışmamış bir insanın öldürülmesi hukuken doğru bir hadise değildir. Yani Mehmet Akman'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda Kardeş Katli kitabını okuyabilirler. Mehmet bizim Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir profesör arkadaşımız. Kaynaklara dayanarak son derece önemli bir değerlendirme yapmıştır. Benim merak ettiğim bir şey var. Mesela şehzadelerden diyelim ki padişah tahtına oturacak olan şehzade. Hı hı. Ya o bir hastalık nedeniyle ölecek olursa onun arkasından kim tutacak onun yerine? Ama hemen öldürmüyorlar ki arkadakileri bırakıyorlar. Ama yani onun da ömrü Hanım, şimdi, mesela kısa şey olabilir. Şöyle, 1. Ahmet'e kadar, evet. 11, 12, 13. padişaha kadar evet. Tahta çıkan bütün padişahların erkek çocuğu var. Evet. Yani tahta yani, çıkan evet. Her padişah kardeşlerini öldürdüğü zaman evet. Zaten kendi çocuğu var. Ha. İlk defa 1. Ahmet evet. Tahta çıktığı zaman 14. padişah. Çocuğu söyledim, yok. 14. padişah çocuğu yok. Çünkü kendisi 13 yaşında. Ha evet. O yüzden kardeşi Mustafa öldürülmemiştir. Ha. Yani çocuğunun yani, olup olmayacağı, evet. Padişahın kısır olup olmadığı bilinmediği için evet. Çocuğu olana kadar beklenmiştir. Evet. Çocuğu olduktan sonra da daha önce 3. Mehmet'in 19 kardeşini öldürmesi yüzünden vicdanlar yaralandığı için evet. Kardeşini öldürmesine devlet adamları izin vermemişlerdir. Evet. Ve o yüzden kardeş katli ortadan kalkmıştır. Evet. Yani sizin dediğiniz güzel bir soru. Mesela buna pek dikkat edilmiyor. Yani... Hmm. Çünkü tahta çıkan her padişahın bir oğlu var mutlaka. Evet yani 14, 1. Ahmet'e kadar. Alınıyor. Tahtın... Tabii garanti alınıyor. Evet. 1. Ahmet
çocuğu olmadığı çok için önemli. Kardeşini öldürtmemişler. Evet, ne olur ne olmaz. Seyircilerimiz diyorlar ki madem öldüreceklerdi niye yapıyorlar çocukları diyor. Doğru. Lazım. Ya orada şöyle diyelim. O zaman bak, aile planlaması yok da herhalde. Evet, Kanuni'nin 9 oğlu var. 3 kızı var. 12 çocuğu var. Kanuni öldüğü zaman bir tane oğlu kalmış. Bir kısmı mesela Murat'la kendiliğinden gidiyor. Çoğu salgın hastalıklardan ölmüş. Yani 9 oğlandan bir oğlan kalmış. Ve burada seyircilerimize şunu söyleyelim. O dönemde demokrasi yok, seçim yok, bir şey yok. Hanedanın devamını sağlayabilmemiz için, hanedanın devamının sağlanması devletin varlığını devam ettirmekle alakalı bir husus. Hanedan olmasa devlet devam etmez o dönemde. Günümüzdeki gibi bir anlayış yok. Hanedanın devamının olması için padişahların birden fazla erkek çocuğunun olması lazım. Çünkü mesela bir çiçek hastalığı geliyor. 20 yaşında, 30 yaşında alıyor şehzadeyi öldürüyor. Mesela Kanuni'nin oğlu meşhur Şehzade Mehmet adına Şehzadebaşı Camii yapılan. Öldüğü zaman 42 ölüyor, 21 yaşında. Yani çiçek veya veba tam belli veba değil. Bir salgın hastalıktan. Yani o dönemde günümüzdeki gibi aşı yok, ilaç yok, antibiyotik yok. Her an o mesela 2. Mahmud'un Abdülmecid'e varana kadar birçok oğlu ölmüştür. Yani Abdülmecid daha sonra doğuyor. Yani birçok çocuğu. Abdülmecid'in öğren çocukları da var. Var. Çok var. Evet. Çünkü özellikle o dönemdeki en büyük hastalık çiçekmiş. Yani çiçek hastalığı birçok kişiyi günümüzde aşısı yapılmayan bir hastalık artık ortadan kalktığı için. Fakat o dönemde birçok insan normal vatandaşta padişah çocuğu da çiçekten vefat ediyor. Biliyorsunuz çiçek aşısını da Avrupa'ya Lady Montagu götürüyor. İlk defa doğru mu kendi hocam? Oğluna doğru mu? Oğluna şey yapıyor. Uygulatıyor. Evet. Lady Montagu gençliğinde çiçek hastalığını geçirmiş, atlatmış fakat yüzü çiçek bozuğu. Türkiye'ye gelince dikkatini çekmiş. O da bize nereden geliyor biliyor musun? Kafkaslardan geliyor. Ne? Aşı. Aşı. Tabii. Kafkaslardan Anadolu'ya geliyor çiçek aşısı. Yani hayvandan alıyorlar bir çiçek mikrobunu, bir hayvandan, inekten. İnsana yapıyorlar o dönemde. Türklerin yaptığı bu. Daha sonra Avrupa'da insandan insana o aşıyı yapmaya başlıyorlar. Onu çok geniş bir şekilde şey yazıyor. Türkiye mektuplarında Montagu yazıyor. Avrupa'da da uzun süre kabul edilmemiş. Edilmemiş. Tartışılmış. Ve kendi oğluna uyguluyor. Evet. Evet, uyguluyor. Ve şeyi çok güzel. Diyor ki hocam, bu aşı memleketime gitsin istedim. İnsanların bu hastalıktan kurtulmak için bu aşıyı kullansınlar diye mektuplarında anlatmış. Evet. Ve daha sonra işin ilginç tarafı şu. Bu aşı 19. yüzyılda modern aşı olarak Türkiye'ye geldiğinde bizimkiler bu sefer tereddüt etmişler. Bu aşıyı olursak, çünkü o dönemde aşıların yan etkileri var. O dönemde daha gelişmiş aşılar değil. Erhan, şimdi hesaplamayı şaşırmış bazı seyircilerimiz. niye 6 dedi diyorlar. Neyin? 2 oğlu. 2 oğlu 6 torunu. Çok hızlı söylüyorsun tabii. Kanuni'nin 2 oğlu 6 torununu... 8 yani toplam. Toplam 8 tabii hanedanın. Yani 5 tane Şehzade Beyaz'ın oğlu, bir tane Şehzade Mustafa'nın oğlu. Şehzade Beyaz'ın oğulları, 4 oğlu İran'a kaçmıştır, bir oğlu Türkiye'de kalmıştır. Tam çorbaya dönmüş. Ya 2 oğlu 6 torun. Öyle değil. Kimin 2 oğlu, kimin hangi torunları kaç kişi? Kimlerden onları söylesen. Şehzade Mustafa. Şehzade Mustafa'nın bir oğlu var. 1. Babasıyla 2. Babasıyla 2. Şehzade Beyaz'ın 5 oğlu var. Babasıyla 6. 6. İki de ondan 8 kişi. 8 kişi toplam. Oh. Öldürttüğü 8 kişidir. Oh. Bak şey de ilginçtir. Kanuni tahta çıktığı zaman kardeş kanını eli bulanmamış bir padişahtır. Tek erkek çocuk. Kimsesi yok. Kardeşim. Tek erkek çocuk. Yani babası kardeşlerini öldürtmüş. Ondan önce dedesi kardeşiyle mücadele etmiş. Fatih'in öyle problem var. İkinci Murad'ın var. Çelebi Mehmet'in var. Evet. Birinci Murad'dan itibaren. Üçüncü Murad çok kötü. Evet, onlar daha da su felaket. Ama Kanuni tahta çıktığında hiç kardeşi yok. Hiçbir kardeş kavgasına, kardeş katline bulaşmadan tahta çıkıyor. 30 yıl hiçbir şey olmuyor. Fakat 1553'ten sonra 53'te ve 61'de kendi çocuklarını öldürtmek zorunda kalıyor. Tabii o da büyük bir acı. Yani namazını bile kılamıyor cenaze namazını.